Hanımefendiler, beyefendiler herhalde programımızdan memnunsunuz değil mi? Olmaz olur mu? Evet, hattımızda bir misafirimiz varmış. Bir alo diyelim. Bakalım kimmiş bu değerli misafirimiz? Alo. Efendim. Evet. Efendim. Vahdettin Özcan, Çankırı Valisi. Sayın Valim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şeref hoş verdiniz. Evet, kıymetli konuklar, ekran başındaki güzel, değerli vatandaşlarım, değerli insanlarım. İşte duyarlı bir valimiz bizimle birlikte. Anadolu diyarında bu güzel Anadolu diyarı programını onurlandırmak için tabii Çankırı tanıtılıyor. Çankırı'nın en büyük mülki amiri de bugün aramızda. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir kez daha hoş geldiniz Sayın Valim. Hoş bulduk Mümin Bey. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Valim. İyi yayınlar. Sağ olun, sağ olun. Gördüğünüz gibi Çankırı'yı tanıtıyoruz. Çankırı türkülerini, eserlerini gündeme taşıdık. Mahalleler söyledik. VTR, çok güzel bir VTR hazırlamışsınız. Bir kez daha Kezban Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Tabii Ahmet Durgun kardeşimize. Güzel bir görüntüydü. Sizin de bağlanmanız bizleri onurlandırdı. Estağfurullah. Çankırı'yı sizin o güzel doyumsuz anlatımınızda bir kez daha tanımak istiyoruz. Ama benim sizden bir özel isteğim var. Sizler tabii telefonda hazır görmüşken bulmuşken. Bu yıl Çankırı'ya gelen Avrupa'dan 50 vatandaşımızı bir akşam yemeğinde ağırlayın 50 vatandaşımızı. Tamam. Çünkü göçün 50. yılını kutluyoruz. Tamam. Gurbetçi kardeşlerimiz var. Bunun içerisinde yarısı öğrenci olsun, yarısı da 40-50 yıldan beri Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı bir akşam yemeğinde onurlandırın. Çünkü bunu Nevşehir Valimiz yaptı. Uluslararası boyuta çok büyük bir şekilde taşındı. Belki de 100 bin euro yapılamayacak bir tanıtımı en güzel bir şekilde yapmış oldu Nevşehir Valimiz. Bunu da sizden arz ediyoruz bu yaz döneminde. Başka bir isteğimiz yok Sayın Valim. Buyurun, platform sizin. Çankırı'yı anlatmanızı istirham ediyorum Sayın Valim. Buyurun. Mümin Bey, öncelikle ben bu teklifinizi memnuniyetle kabul ediyorum. Sağ olun. Ben de 50 tane vatandaşımızı, gurbetçimizi Çankırı'da bir akşam misafir etmek istiyorum. Memnuniyetle birlikte olacağız. İnşallah bu bağlantıyı siz gerçekleştirirseniz, giriş tarihlerini, kimler olduğunu bilirsek, onları memnuniyetle Çankırılar adına misafir edeceğim. Değerli kardeşlerimiz var. Bunun altyapısını biz hazırlarız. Bir iftar tamam. Yemeği de olabilir veya 7. ayın 1 ile 20'si arasında bir akşam yemeği. Mutlaka onu da Mehmet Başkanımız yardımcı ve olun, Kamil tabii. Bey kardeşimiz en güzel bir şekilde organize edeceklerdir. Buyurun Sayın Valim. Efendim, öncelikle ben birkaç teşekkürle başlamak istiyorum. Tabii. Kanal Avrupa Televizyonu Anadolu Diyarı 108. programında Çankırı'yı gündeme almanız, İlimizin tanıtımına katkıda bulunmanız nedeniyle size ve tüm Kanal Avrupa çalışanlarına teşekkür ediyorum. Konuklarımız şair, yazar, ressam Halil Güler'e, şair Nedim Varol'a, sanatçımız Ahmet Çetinkaya'ya, Çankırılı hemşehrimiz, şimdi tanıdığım, televizyondan tanıdığım Mehmet Erdoğan başkanımıza ve Türk-Alman Yardımlaşma Derneği Başkanı Necmiye Öztürk hanımefendiye ve stüdyoda bulunan tüm konuklarımıza vallahi işte kültür adamı bak. Bakın gördünüz mü? Çankırı'dan selam ve saygılarımı Yaren diyarından gönderiyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sağ olun Sayın Valim. Evet. Mümin Beyciğim, şimdi tüm izleyenleri de selamlayarak Çankırı'mızın İç Anadolu bölgesinde, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde 7500 kilometre kare yüz ölçümüyle 72.500 Çankırı merkez nüfusu olan ilçeleriyle birlikte, 11 ilçesiyle birlikte 177 bin nüfusa sahip olan Yarenler Diyarı Çankırı'dan sesleniyorum. Sayın Valim, bir dakikanızı arz ediyorum. Buyurun. Bir dakikanızı. Değerli arkadaşlarım bakın, İstanbul Noter Başkatibi de baksın. Var mı burada Çankırı? Yok değil mi? Çorum'un üzerinde. İnşallah bak, kalemde ışık var. Mehmet Başkanımızla istişare yapacağız. Kamil Bey'le ve sizin de o güzel hatırınıza buraya Çankırı'yı yazacağız. Bak yoktu. Bu telefonun üzerine, sizin duyarlılığınız üzerine buraya Çankırı'yı da yerleştireceğiz. Sağ olun. Buyurun. Çankırılılar adına bu güzel netafetiniz, nezaketiniz yüzünden sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Efendim, Çankırı tarihi ve doğal güzellikleri olan, şiirlere, türkülere konu olan Ilgaz Dağımızın bulunduğu, aynı zamanda dünyanın en büyük keramik fabrikasının bulunduğu, yer aldığı çok güzel bir ilimiz. Bunu özellikle sözlerimin başında ilettim.
Zira Çankırı'mızın Kurşunlu ilçesinde dünyanın en büyük seramik ve granit fabrikası inşa edildi, ediliyor. Şu anda Mümin Bey, Çankırı, Kurşunlu ilçemizin nüfusu 3000, fabrikamızda çalışan insan sayımız 1900. Maşallah. Allah nasip ederse. Çok güzel. 2014 yılında fabrikamız tamamlandığında 4000 kişi istihdam edilecek Kurşunlu'da. Ne güzel. Bunu buradan memnuniyetle ve şerefle tüm izleyenlere duyuruyorum. Teşekkür ederim. Mümin Beyciğim, 11 ilçesi bulunan merkez ilçeyle birlikte 12 ilçesi bulunan Çankırı'mız Türkiye'nin en önemli illerinden biridir. Bunun ağzını çizerek söylüyorum. Zira Ulu Camisi bulunan, Sultan Süleyman Camisi bulunan Türkiye'nin ender kentlerinden biridir. Yani Çankırı bir kenttir, bir ildir ve aynı zamanda Yaren Diyarı olmakla da övünen ve şeref duyan Çankırılılarla birlikte ülkeyi ve ilimizi yönetiyoruz. Başarılar diliyorum Sayın Valim. Sağ olasınız. Sağ olun. Çankırı'yı tanıtmak için bir atağa başladık. Evet, Çankırı tanıtım günleri için düğmeye basıldı denilmiş. Evet. Doğrudur. 27-30 Eylül'de inşallah bizi de davet edersiniz. Çünkü 29'da buradayım ama 1-2 günlüğüne de geliriz. Feshane'de, İstanbul Feshane'de, İstanbul'da yaşayan ve Türkiye'de, Türk dünyasında, yurt dışındaki Çankırılıları Feshane'ye davet ediyor Sayın Valimiz. Orada güzel bir şekilde Çankırı en güzel bir şekilde tanıtılacak. Bu arada önümüzdeki aylarda, 7. ayda da Avrupa'da bir ay boyunca Çankırı'yı tanıtabilirsiniz. Onun adresini de size verebilirim eğer görüşürseniz. Avrupa'da bir ay boyunca dolu dolu Çankırı tanıtılabilir. En az bir 1 milyon kişiye. Bunu da özellikle hatırlatayım. Birebir ilerleyen aylarda açıklayacağım Sayın Valim adresini. Memnun Buyurun. Beyim, memnuniyetle sizinle işbirliği yapmaya gönülden hazırız. Mehmet Erdoğan Bey'i de görüyorum orada. Buradan da selamlıyorum kendisini. 27-28-29-30 Eylül tarihlerinde. Evet. Mehmet Bey'le birlikte ikinizi ve diğer konukları İstanbul'da ağırlamaktan gurur duyacağız. Bir de çok teşekkür ederim davetiniz için Sayın Valim. İstanbul'da Engin Gayrimenkul var. Yarın bir arayıp teşekkür ederseniz memnun oluruz. Bu programı İstanbul'daki bir inşaat şirketimiz Arsa Ofisi Engin Gayrimenkul sunuyor ve uluslararası boyuta taşıyor bu güzel Çankırı'nın tanıtılmasını. Üzeyir Engin Bey'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Siz de ona teşekkür edin. İstanbul'da yatırım yapmak isteyenler, arsa almak isteyenler de Engin Gayrimenkul'e müracaat etsinler sevgili Çankırılı hemşerilerim. Sayın Valim buyurun. Mümin Beyciğim, ben sözlerime başlarken Üzeyir Bey'e teşekkürlerimi iletmiştim. Tekrar iletiyorum. Üzeyir Engin Bey kardeşimize bir Çankırılı olarak yapmış olduğu bu fedakarlık nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ben şunu iletmek istiyorum. Çankırı tanıtım günleri İstanbul'da kalmayacak. Mehmet Erdoğan Bey. Dinliyorum Sayın Valim. Ocak ayında 2013'ün ocağında ya da büyük ihtimalle Şubat'ında Ankara'da aynı şeyi yapacağız. Çankırı tanıtım atağına başlamıştır. Çünkü Çankırı sahip olduğu kapasitesini üzerindeki örtüyü atarak dışarı vuramamıştır. Bunu inşallah benim dönemimde başaracağız. İnşallah. Kıymetli belediye başkanımızla birlikte, tüm il müdürlerimizle birlikte inşallah Mümin Bey'in teklifini de kabul ediyoruz. Avrupa'da da Çankırı'yı tanıtacağız. Bir ay boyunca, onu özellikle hatırlattınız. Bunun için de teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Valim. Son sözlerinizi arz edeyim. Efendim, birkaç dakika verin bana lütfen. Tabii buyurun Sayın Valim. Fazla bulamıyoruz. Ben ekranları başında bulunan tüm Çankırılıları, tüm Türk insanını, tüm Türkiyelileri muhabbetle selamlıyorum. Aslında bugün bizim üzüntülü bir günümüz. Biliyorum. Beş evet. tane özel harekat polisimiz Güneydoğu'da şehit oldu. Bir tane astsubayımız şehit oldu. Ama ona rağmen ben bu telefona bağlanmak, bu televizyona çıkmak istedim. Zira tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu mücadele devam edecektir ama bizim kardeşliğimizi, bizim bütün vatandaşlarla birlikte olan birliğimizi kimse bozamayacak. Buna terör örgütü de dahildir. Bunu yeni kimse öğrendim Sayın Valim. Başınız sağ olsun, başınız sağ olsun. Birlikten, beraberlikten ayrılmamalarını diliyorum. Bu vatan bizim son toprağımızdır. Bu vatanı kaybetmeyeceğiz. O itibarla bu vatanın içinde bulunan Çankırı'da bütün emeğiyle, bütün gücüyle, birliğe ve beraberliğe, valisiyle, işçisiyle, işvereniyle, fakiriyle, zenginiyle hep birlikte beraber olacaktır. Bunun sözünü buradan veriyorum. Tüm Çankırılıları, tüm Türkiye'lileri Çankırı'ya davet ediyorum.
Zira Selçuklu eserleri derseniz Çankırı'da, Osmanlı eserleri derseniz Çankırı'da, Yıldıztepe Ilgaz'ı, Mümin Bey'cim 1600 metre uzunluğunda TRSİC'i hizmete soktuk. Şu anda Nisan ayının 3. haftasına kadar kayak yapabilecek Türk insanı. Valla görünce şaşırdım burada, Sayın Valim. İlk defa baktım, gördüm, şaşırdım. Evet. 1600 metre uzunluğunda TRSİC hattımız şu anda Çankırılıların hizmetinde. Ankara'ya 1 saat 45 dakika mesafedeyiz. İstanbul'a 4,5 saat mesafedeyiz. Sayın Erdoğan, Sayın Mehmet Erdoğan, siz de Çankırı'ya dinliyorum halim. Yakında görmek istiyorum sizi Çankırı'da. Memnuniyetle. Sayın Valim, gelecek hafta Türkiye'ye geliyorum. İnşallah Çankırı'ya da zaman bulursam uğrayacağım. Bir akşam yemeğinde buluşuruz. Sayın Valim, hürmetlerimle, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir dakika. Buyurun. Bir dakika Mümin Bey. Çankırı Yaren kentidir. Yarenlerin gönlü geniştir. O itibarla misafiri severler. Çankırılılar misafirperverdir. Onu da burada belirtiyorum. Ve tüm izleyenlere saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Bu programın gerçekleşmesinde emeğe geçen başta Kanal Avrupa ve Mümin Bey'e, basın müdürüm Kezban Hanım'a sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Türk milletinin kutsal kutları başına aldım. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz de Sayın Valimizi saygı, sevgi, hürmetlerimize selamlıyoruz. Duyarlılığından dolayı, çalışkanlığından dolayı bize böyle valiler lazım. Doğru. Böyleler olması lazım ki uluslararası boyutta, dünyada güzel çalışmalar icra edelim. Evet, başkanım gördünüz. Sayın Valimiz her şeyi anlattı. Size bize pek fazla bir şey kalmadı değil mi? Kalmadı. Evet, dinlemek tabii gerekliydi. Yani. Güzel bir şekilde sundu. Hem Çankırı'yı tanıttı, hem de bizleri onurlandırdı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun bu güzel çalışmalar. Bir kez daha duyarlı valimize gösterdiği ilgi, katılımdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.